İyi akşamlar gençler, merhabalar. Bir önceki soruya benzer mantıkta bir soru daha seçtim. Fizik Olimpiyatları sayfasından aldım. Konu bazı sorulardaydı. Şimdi soru şu şekilde. Şekildeki gibi iki tane çubuk var. AB çubuğu ve CD çubuğu var. Yatayla tet açısı yapacak şekilde. Üst üste konulmuşlar şekildeki gibi. Ve A noktasından bir boncuk serbest bırakıldığında... B noktasına t1 sürede ulaşıyor. D noktasından başka bir boncuk serbest bırakıldığında C noktasına t2 sürede ulaşıyor. İkisi aynı anda bırakıldığında aralarındaki uzaklık minimum kaç t süre sonra minimum olur diyor. Şimdi biz bu sorunun benzerinden bir önceki videoda çözdük bu tarz minimum değerlerde türevden gidiyorduk ama. Türevden gitmeden kısa bir yolla da soruyu çözmüştük. Şimdi aslında mesele şu oluyor. Bu A'daki cisim bu tarafa doğru hareket ediyor. Şu D'deki cisim de bu tarafa doğru hareket ediyor. Herhangi bir T anında mesela şurası teta burası teta şu açı 2 teta bu buraya geliyor. İşte bu da buraya geliyor. Aralarındaki şu mesafeyi tanımlayacağım ve bu tanımladığımın türevini sıfıra isteyecek değeri bulacağım gibi bir yol izlemiştik. Ama kısa yol olarak şöyle demiştik. Hatta önce şunu yapalım. Yani A noktasındaki bir cisim T1 sürede B noktasına ulaşıyormuş. Yani şu mesafenin tamamı 1 bölü 2 G hatta G değil eğik düzlemde hareket ediyor. Hareket ivmesini A diyelim. Şu mesafenin tamamı şurayı da bozmayayım. Şu mesafenin tamamı 1 bölü 2 A T1 kare ivmemiz işte ilk düzlem g sin ama açma gereği görmedim. Bu adamın da ivmesi aynı. Şu mesafe de 1 bölü 2 a t2 kare. Hatta şurada bir ikiz kenarlık var. O halde burası da 1 bölü 2 a t2 karedir. Şu ad mesafesi de ne olmuş oldu? İşte 1 bölü 2 a t1 kare eksi t2 kare gibi bir şey olmuş oldu. Tamam. Şimdi soruya gelelim. Soru şuydu. Şurada bir zemin vardı. Ve şuradan birisi hareket ediyordu. Şuradan da birisi hareket ediyordu. Şimdi bu iki cismin her ikisinin de hareket ettirdiğimizde... Yani bu bu tarafa gidecek. Bu bu tarafa gidecek. Aralarındaki mesafe ne zaman minimum olacak anlamakta zorlanabiliriz. O durumda biz bir kere bu adamlar aynı şekilde hareket ediyorlar. Aynı eğik düzenliler. G sin teta ivmesiyle hızlanıyorlar. Herhangi bir anda hızları aynı. Yani bu V ise bu da V. Bu 2V ise bu da 2V. Şimdi biz iki tane cisim hareket ettiğinde birini durgun kabul edelim. Yani bağıl harekete bakalım demiştik. Bağıl hareket de cisim eksi gözlemciydi. Yani şuraya analitik artıya koyarsam ben bunu. İşte birisi şu tarafa doğru V ile hareket ediyor ve yatayla şu açı teta olduğu için yatayla teta açısı yapıyor. Diğer adam da şu tarafa doğru v hızıyla hareket ediyor. Bu da şu açı teta olduğu için yatayla teta açısı yapıyor. Peki bal hızları ne? Mesela ben şu adamın hızını durgun kabul etsem, diğeri nasıl geliyor gibi olur? Bal hız cisim eksi gözlemciyi de şu şekilde çizdiğimizde çıkartmak demek şu vektördür. Yani yatay hareket ediyor gibi oldu. Yani her ikisi hareket etmiyor da şu adam durgun bu adam da yatay hareket ediyor gibi soruyu düşünebilirim. Şimdi burası anlaşıldıysa o zaman şu adam yerinde durgun diğeri yatayda hareket ediyor. Aralarındaki mesafe en az şu mesafe olur. Yani aralarındaki mesafe aynı hizaya geldiklerinde minimum olur. Şimdi bunu da kenara aldık. Şimdi şöyle yapalım. Aslında soruyu bayağı bir halletmiş olduk. Şimdi şurada bir zemin vardı. Ee, şuradan şöyle bir yol vardı. Bir de şöyle bir yol vardı. Tam x kenar gibi görünecek şekilde çizelim. Tamam. Hatta demiştik ki şu mesafe şu mesafe 1 bölü 2 a t1 kare eksi t2 kareydi. Şu mesafede 1 bölü 2 T2 kareydi. 1 bölü 2 A T2 kareydi. Şimdi bu adam şu tarafa hareket ediyor. Bu adam şu tarafa hareket ediyor. Ve aralarındaki mesafenin minimum olması aynı hizaya gelmeli. Aslında bu şekilden de anlaşılıyor. Yani bu buraya geldiğinde bu buraya geliyor. Aralarında bir mesafe var. Bu buraya geldiğinde bu buraya geliyor. Aralarında bir mesafe var. Dik olduklarında aralarındaki mesafe minimuma ulaşıyor. Sonra zaten tekrar mesafe artıyor. Tamam. Şimdi biz onu bir kere daha söyleyelim. Bu bu tarafa hareket ediyordu. Bu bu tarafa hareket ediyordu. Biz bunu şu adam durgun, e, bu yatayda hareket ediyor gibi düşünerek aralarındaki mesafe aynı düşey hizaya geldiklerinde minimum olur. Sonucuna vardık. Yani bu bir kere bu adamlar aynı ivmeyle hareket ettiği için bu ne kadar yol alıyorsa bu da o kadar yol alıyor. Ve... Aynı düşe hizaya geldiler. Tamam. Yani şu adamın aldığı yola ben atıyorum X dersem bu adamın aldığı yola da X demeliyim. Değil mi? Bir de şu açı tetaydı. Şu açı tetaydı. Hatta şu açı tamamı 2 tetaydı. Şunu uzattığımda şurası 90 eksi teta. Burası 90 eksi teta. E zaten büyük dik üçgenden de şurası 90 eksi teta. Yani burada da bir x kenar var. Yani burası x ise burası da x olmalı. O halde yani şu oldu. Aralarındaki mesafenin minimum olması için şu uzunluğun şu uzunluğun yarısı kadar gitmiş olması gerekiyor. Yani o uzunluk 1 bölü 2 a t1 kare eksi t2 karenin yarısı kadar gitmiş olmalı. Bizim hareketlimiz. Peki onun 1 bölü 2 a karesini yazıyorum. 1 bölü 2 ivme gene aynı a. Süresini bilmiyorum. T kare. İşte bu süreyi merak ediyorum zaten. Şu ikiler gitti. Şu a'lar gitti. Her iki tarafında kare kökünü aldığımda t1 kare eksi t2 kare bölü 2 kare kök içinde gibi bir sonuca vardım. Biraz şekli izah ederken zorlandım gibi oldu ama umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki soruda görüşürüz gençler. Hoşçakalın.